Merhaba arkadaşlar, bugün sizin termos yapımını öğreneceğiz, madde ve ısı konusunda. Termos yapımı için gerekli olan malzemelerimizden bir tanesi 1,5 litrelik pet şişemiz var. Yarım litrelik pet şişemiz var ve ayrıca köpüğümüz, strafor köpüğümüz var. Çok basit yöntemlerle termos yapacağız sizinle. Gördüğünüz üzere malzemelerimiz gayet basit. Bir tane de maket bıçağı var. Evet arkadaşlar, şimdi de materyalimizi yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bunu bundan ayırdık ve elimizde olan küçük pet şişeyi çok düzgün bir şekilde kesmiş olduğumuz pet şişenin içerisine yerleştiriyoruz. Yalnız şurasının çok iyi yerleşmesine dikkat ediyoruz ki köpüğü içine sıktığımızda buradan ayrılma söz konusu olmasın. Daha sonra içerisine köpük sıkıyoruz. Sıkayım mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi straforla şu an içerisini dolduruyoruz. Şimdi bunun arkasını kapatacağız. Diğerini. Her iki yerini. Şişenin diğer kısmını arkasını. Gördüğünüz gibi bunda diğer arkasını üzerine doğru kapatıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi içine doğru yerleştiriyoruz. Gerek kalmadı ki. Tamam. Şu anda termosumuz bitmiş durumda. En son kısmını oturttuk yerine. Gördüğünüz gibi bunun alt tarafında diğer pet şişenin, kesmiş olduğumuz pet şişenin arkasıyla kapattık. Hiçbir şekilde boşluk yok gördüğünüz gibi. Etrafı köpükle kaplı, iç tarafı köpükle kaplı. Şu an termosumuz olmuş vaziyette. Bunun içerisine şuradan gördüğünüz gibi iç tarafına su, sıcak su koyduğumuzda yine aynı şekilde sıcak suyun saatlerce durumunu muhafaza ettiğini göreceğiz. Evet arkadaşlar, materyalimizin yaptığı sonuna geldik. Şu anda bu termosun içinde, termos materyalimizin içinde sıcak su var.